Bugün de Horasanlar zamanından kalma bir türbenin yanındayız. Bu türbenin adı, evet, yazıldığı gibi Kırklar Türbesi. Akıncı Türklerinden, Yesevi dervişlerinden Horasanlı Kırklar Hazretleri yazmış. Evet, Horasanlı zamanından kalıyor ve Akıncılar buraya geliyor. Burada da Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencilerinden, talebelerinden Horasanlı Kırklar Hazretleri yatıyor. Buraya genellikle yağmur duası için geliyorlar. Yağmur yağmadığı zaman burada yağmur duası yapılıp yağmur bekleniyor. Kırklar Türbesi'nin hemen altında bulunan Kırklar Kuyusu'ndayız. Kıbrıs Savaşı döneminde buradaki su bitiyor, Kıbrıs'a gidiyor. Tekrar Kıbrıs'tan buraya geldiklerinde ise tekrar burada su oluyor. Bunun rivayeti buymuş. Burada 40 tane bu şekilde kuyu varmış. Zaman içerisinde aşınmalardan dolayı buradaki kuyular azalıyor ve muhafaza altına almak için böyle kenarlarına şu şekilde taşlarla örülüyor. Ve istersen gel gösterelim hemen buradaki kuyuda. Şurada henüz küçük miktarda bir su var. Buradan su çekiliyor ve su çekildikten sonra alınıp kullanılabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla derin değil ama su çıkıyor. Bunun gibi 40 tane olduğu söyleniliyor. Evet, şimdi sizlere su çıkaracağım. Kolum yeterse. Böyle suyumuz da. Hemen şuradan bir bardağı dolduracağım. Elimdeki mikrofonu bırakıyorum. Burada bulunan bardaklara koyuyoruz. Bu şekilde ve içebiliniyormuş. Şifalı olduğu söyleniliyor. Siz de gelip içebilir, tadına bakabilirsiniz. Kırklar kuyularını gezmeye devam ediyoruz tabii ki de. Burada da bir kuyumuz daha var. Bu da görmüş olduğu gibi taşlarla çevrilmiş ve koruma altına alınmış. Kırklar Türbesi'nin de bir hikayesi varmış. Biz yürürken anlatıldı. Oradan bir taş dahi alsalar başlarına gelmeyen kalmıyormuş. Yani oraya gelen hazine avcılarının başlarına bin bir türlü şeyler geliyormuş. Bu da araştırılmış. 100 yaşında bir amcaya sormuşlar. O da anlatmış. Gece oraya geldiklerinde türlü türlü olaylarla karşılaşmışlar. Yani hazine avcılarına duyurulur. Buralardan bir şey almayın bence. Başınıza her an bir şey gelebilir. Bir tane araba varmış. Taşı almışlar, gidiyorlarmış. O araç tepe taklak olmuş. Düşünün artık o derece. Bir de orada yağmur duasına çıktıktan sonra hemen aşağıya inmeden yağmur damlaları atmaya başlıyormuş. Şu an günümüzde ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz ama rivayete göre bu şekildeymiş.